Evet, gördüğünüz gibi Tele1 ile ilgili bir şu anda mecliste yapılan, meclis gündeminde yapılan bir konuşma var. Bir önerge vardı, o önergenin reddedildiğini de gördük. Bülent Kuşoğlu bizimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk Sayın Erdoğan. Sizlerle birlikte izledik meclisteki konuşmaları. Tabii Diyanet'le ilgili vekillerimizin söylediği sözler tamamen kendi görüşleridir, onu da belirtelim. Ne düşünüyorsunuz? CHP'nin önergesi reddedildi bu arada. Evet. Yani bu durumları gördükçe, Tele1'e verilen bu cezayı gördükçe, şu koltukta otururken, yani sizinle program yaparken ben de Tele1'e bir zarar vermeyeyim diye böyle sizde bir otosansür gergin yani. Bir şekilde aman bir şey derim de bunu bahane ederek yine bir ceza verirler, kapatırlar. Böyle bir şey olamaz yani. Demin AKP milletvekili diyordu ya, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok diye. Dünyanın hiçbir yerinde gerçekten böyle bir saçmalık yok. Evet, ilk defa böyle bir Mustafa rezalet Can Bey'in yani. Söyledikleri tamamen hiç bizimle alakası olmayan örnekler verdi işin tabii, ilginç tabii. Tarafı. Yani gelen bir konuk bir şeyler söylüyor. Onunla ilgili olarak siz televizyona ceza veriyorsunuz. Olacak şey midir? Yani söylenen şeyler de kendi fikri. Üstelik de vekil. Üstelik, evet. Yani kürsü dokunulmazlığına sahip bir milletvekili istediği yerde konuşabilir. Gerek kendi seçim sahasında, gerekse dolaştığı pazarlarda, gerekse mecliste, gerekse başka bir yerde tabii. Kendi görüşlerini dile getirebilir. Şimdi bunları bazı izleyicilerimiz küçümseyebilir. Bunlar önemli değil diyebilir. Yani Erdoğan'a yakın olanlardan bahsediyorum. Yani o ne derse doğrudur deyip savunan, arkasında duran, her şeye rağmen yani o böyle diyor arkasında duruyorlar, böyle diyor arkasında duruyorlar. Şimdiye kadar çok örneği var bunun, ama bu Türkiye'ye çok zarar veriyor. Eğer oraya yani eğer Allah'a inanıyorlarsa, inançları varsa, başka bir yere inanmıyorlarsa, bu tür konularda da, hak hukuk, özgürlük meselesinde de, demokrasi meselesinde de, ne açıdan alırsanız alın, onların haklı bir tarafı yoktur. Kendilerine de sonradan bunları küçümsemeleri, bu olayları küçümsemeleri fatura itibariyle döner zaten zaman içerisinde. Evet. Sonuçta hiçbir yerde adaletsizlik çok uzun zaman şey kalmaz, karşılıksız kalmaz. Kılıçdaroğlu'nun son bir sosyal paylaşımda mesajı oldu. Onu da paylaşalım, gösterelim izleyicilerimize. Erdoğan'a yönelik bir yanıt. Ne oldu Erdoğan? Bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak? Erdoğan. Sen kim, bana meydan okumak kim? Bakanlarını, danışmanlarını al gel, beslemelerini, oligarklarını al gel, istersen prompterını da al gel, yeter ki çık karşıma, tek başıma olacağım, verilmeyecek hesabım yok benim, demişti Kılıçdaroğlu Tokat'taki konuşmasında. Çağrısında yineledi. Ne oldu Erdoğan? Bağırıp çağırıyordun dün, akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün, kimmiş korkak Erdoğan diye bir mesajı oldu az önce. İzleyicilerimizle paylaşalım. Böyle ilk defa aslında Erdoğan genelde bu türlü şey, hani bir araya gelelim, çık karşıma lafını ilk kez söylemişti dün. Ancak Kılıçdaroğlu'nun o çağrıya cevap vermiş olması yanıtsız kaldı gördüğümüz kadarıyla. Evet. Zeynel Bey, siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Yıllardan beri hem Türkiye'yi hem dünyayı biliyorsunuz. Türkiye'de de bu Erdoğan döneminden önce örnekleri çoktu, öyleydi. Dünyada da halen vardır. Mesela Amerika'da debate derler. Başkan adayları çıkar, karşılıklı konuşurlar, tartışırlar belli konuları. Belli bir süre içerisinde cevaplar verirler. Bizde de bunun örnekleri vardı. Eskiden bir masa etrafında, ki o zaman TRT vardı, devlet televizyonu, ona rağmen küçüklü büyüklü bütün parti liderleri otururlardı. Görüşlerini eşit şartlar altında söylerlerdi, tartışırlardı. Muhalefet lideriyle başbakan bir araya gelir, tartışırlardı, görüşürlerdi. Memleketin hayrı için konuşurlardı. Hem tartışırlar, yani halkın gözü önünde eşit bir şekilde kim kimdir, kimin ne kadar bilgisi var, kim hangi konuda ne düşünüyor, neler yapacak, bunların ülkeye faydası nedir? Kendisine göre de vatandaş, izleyenler değerlendirir, ona göre oy verirdi. Demokrasinin bu gereğidir. Bütün dünyada böyledir.
Türkiye'de de böyleydi. O eski Türkiye dedikleri Türkiye'de de böyleydi. Ama şu anda tüm bunları kaldırdılar. Çünkü Erdoğan, bakmayın şimdi prompterdan böyle bir ona bir sağa bir sola bakarak konuşuyor ya, oradan okuyarak. Evet. İnsanlar bilmiyorlar tabii onun konuşma yaptığını sanıyorlar. O okuyor oradan. Erdoğan 21 yıldan beri başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapıyor olmasına rağmen ülkenin sorunları karşısında bilgisi olmayan boş bir yönetici maalesef. Prompter olmadığı zaman çok büyük hatalar yapıyor. Saçma sapan konuşuyor. Dün de yaptığı gibi işte PKK'lılar 10-15 tane doğuruyor. O transfer ettikleri milletvekili için milletvekilinin eşine onu söylüyor. Siz de çocuk yapın diyor. Sana ne ya oradan? Yani gelmiş orada o katılım töreni sırasında o kadar kalabalıkta televizyonların ortasında çocuk yapıldı. Yani bu söylenecek söz mü? Bir kadına yani, söylenecek tabii. söz mü? Yani anlamak mümkün değil. Kadınlara ayrıca yönelik bakış açısı. Ayrıca bu ülkede PKK'lı diye bir vatandaş yok. PKK'lı diye bir çocuk yok. Hepsi Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk vatandaşı. Nasıl ayrım yaparsınız ya? Doğan çocuk seviyesinde ayrım olur mu? Çocuk seviyesinde, doğan çocuk seviyesinde ayrım olur mu ya? Bütün Kürt vatandaşlarımızı o zaman PKK'lı olarak PKK'lı olarak gösteriyor. Niteliyorsun sen. Bütün Kürtler PKK'lı diyor. Yani söylediği bu. Evet. Böyle bir rezillik. Bunu kim söylüyor? Bunu Cumhurbaşkanıyım diyen kişi söylüyor. Hı. Şimdi bu devlet adamı kahtı rical vardır ya, devlet adamı yokluğu demektir bu. Maalesef Sayın Erdoğan bir türlü devlet adamı olamadı. Olamadı bir türlü. Bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, herkesin Cumhurbaşkanı bir türlü olamadı. Olmak arzusunda da değil herhalde çünkü olamaz. Bugüne kadar istese yaptı. De, istese de olamaz, yaptı, olamıyor. Yani böyle kabadayılık, algı yönetimine yönelik tavırlar falan filan bunlar var ama bu devlet adamı olmak, devlet adamı bütün milleti kavramak, kapsamak, onların dertleriyle haşır neşir olmak, onların farkında olmak, onları dile getirmek bu asla olmadı. Hep birilerini suçlarını alıp hep siyasetçi oldu. Siyaset yapmaya çalıştı. Bir düşman yatırıp onun karşısında kendi cephesini çalıştı. Hep bunu yaptı. Ve ülkeyi de zaten böldü. Yani birbirlerine baksana. Mecliste nasıl bir tavır var? Devlet kurumları, yargı, kamu kuruluşları, basın, bizden onlardan, ona göre. Her şey siyasete göre değerlendiriliyor. Sanat siyasete göre değerlendirilir mi? Şimdi iktidarın sanatçıları var, muhalefetin sanatçıları var. Böyle bir şey olur mu? Sanatçı bunlar ya. Sanatçı, adı üstünde. Siyaseti olur mu onun? Ama ülkeyi böldüler. Her şeyde artık siyaset var. Sporda siyaset var. Hiç bilir miydiniz siz bundan önceki dönemde, Erdoğan'dan önce hangi futbolcunun hangi partiyi tuttuğunu, hangi tarafta Hayır, olduğunu? Hayır, hiç bilmezdik. Gazetecilerin bilmezdik. Dahi bilmezdik. Ya bilmezdik. Bırakın tabii. Sporcuları, gazeteciler siyasetle her şeyi siyasileştirdiler. Kamplara, iki kampa böldü ülkeyi. Bununla siyaset yapmaya çalışıyor. Bizimkiler onlar. Şimdi bu politikasını Kemal Kılıçdaroğlu görüp, anlayıp bir millet ittifakı oluşturduktan sonra, bu altılı millet masası oluştuktan sonra tabii bizim cephe 51'i biz geçmiş olduk. Bu sefer rahatsız oldular. 51'lerini almaya çalışıyorlar. Bunun için de devletin tüm imkanlarını, medyanın tüm imkanlarını ve parayı mümkün olunca yoğun kullanıyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu iktidarda kalmak için, bunu devam ettirebilmek için yaptıkları ekonomi politikası, uyguladıkları ekonomi politikası da ülkeye çok zarar veriyor ve çok zarar verecek Zeynel Bey. Demin Aşkın Türeli vardı burada, çok ekonomisttir, planlamacı kökenlidir.
gayet iyi değerlendirmiştir. Ben yolda olduğum için izleyemedim ama şimdi bu izlenen politikalar, bugün Merkez Bankası politika faizinin düşürülmesi vesaire, bunlar kısa bir süre sonra, yani seçimden hemen önce veya sonra tam olarak bilmiyoruz, Türkiye'de büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Ekonomide her şey çünkü halının altına süpürülme değil, bir odaya bütün pislikler dolduruluyor. Tepeye kadar, tavana kadar pislikten dolmuş o oda. Kokuyor artık o vaziyette. Bu şekilde her şeyi erteleyerek, yapılması gereken işleri yapmayarak, ülkeyi kamplara bölerek, algı yönetimiyle ülke yönetilmez. Zaten artık çok borçlu bir ülke var, Türkiye var. Çok sıkıntılı bir Türkiye var. İşsizlikten kıvranan bir gençlik var. Yurt dışına gitmeye çalışan, eğer biraz dil biliyorsa hemen doktoru, mühendisi, meslek sahibi olan herkesin yurt dışına kapağı atmaya çalıştığı bir Türkiye var artık. Ve eğer bunlar kazanırsa biz de yurt dışına gideceğiz, gitmeye çalışacağız diyen binlerce insan var mesela. Bizim gidecek yerimiz yok aslında. Oralara gidip mutlu da olamayız. Ama bu Erdoğan Türkiye'siyle geleceğimiz de yok. Huzursuzuz, rahatsızız. Ya bu şekilde ülke yönetilmez. Bu şekilde birbirine düşman edilmez aynı millet. Milleti birbirine düşman ediyorlar. Böyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Her şey seçime endeksli. Ne kadar yalın bir şekilde bir vatandaş olarak serzenişte bulunuyorsunuz. Bu ne kadar içten olduğunuzu da gösteren bir durum. Gerçekten bunları samimi olarak söylüyorum. Çünkü hepimizin düşündükleri... Siyaset bir tarafı yok. Herkes, evet. Ya AK Parti milletvekilleri de aynı şekilde düşünüyor, biliyor musunuz? Samimi olduğumuz, rahat bir ortamda konuştuğumuzda bunu ifade ediyorlar zaten. Korkularından ağızlarını açamıyorlar. Korkularından el kaldırıp oy veriyorlar o kanunlara. Bu saçma uygulamaları. Ama bunun ne kadar kötü, zararlı, sıkıntılı olduğunu da farkındalar. Ha, bugünkü gibi Fakı Baba gibi kendisini kutluyorum. Bir 15-20 milletvekili daha çıksa çözülecek orası. Ama çıkması lazım. Ama hepsinin yani böyle rahat da değiller. Hepsiyle ilgili dosyalar var. Hepsiyle ilgili baskılar var. Ya maddi olarak ya başka nedenlerle onların akrabaları, yakınları sürekli olarak baskılanıyor, baskı altında tutuluyor. Onun için kendi özgür iradeleriyle de AK Parti milletvekilleri hareket edemiyorlar. Ama herkesin burasına gelmiş vaziyette. Bunun devam etmeyeceğini de herkes biliyor. Devam edemez. Hani şimdi bir hava estiriliyor efendim, tekrar kazanacak. Ya kazanamaz bana göre, ama kazanırsa ülke biter. Çünkü bu politikalar ülkeyi bitirir. İnşallah kazanamaz. Ülkeye, bu millete yazık olur, bu devlete yazık olur. Şimdiye kadar yaptıklarımıza, biriktirdiklerimize, inşa ettiklerimize yazık olur. Bu kadar yolsuzluğun, hırsızlığın, kötü uygulamanın, adaletsizliğin olduğu bir dönem yaşanmadı. Sizin de benim de yaşım elverişli, biliyoruz. Evet. Gerçekten yaşamadı. Ha, birileri söylüyorlar Zeynel Bey. Şimdi diyorsunuz ki bazı kafalara hırsızlık var, yolsuzluk var. Daha önceden de vardı diyor. Şimdi bu nasıl bir bahanedir? Daha önce de hırsızlık, yolsuzluk vardı demek. Yani hırsızlığı, yolsuzluğu mübah görmek... Bu dinle bağdaşmaz, adaletle bağdaşmaz, insanlıkla bağdaşmaz. Ya tabii ki her dönemde, her yerde yolsuzluk, hırsızlık vardır ama bu kadar olmadı hiç. Bu ölçüye hiçbir ve hırsızlık, yolsuzluk geçmişte de vardı. Bunları getirdi bu millet. Bu yolsuzluk, hırsızlık bitsin diye getirdi. Ne diye gelmişlerdi bunlar? Üç ye demişlerdi. Yolsuzluklar, yasaklar, yoksulluk. Şimdi yoksulluk daha fazla. Yoksulluk daha fazla, rakamlarla ortaya konuyor. Gelir dağılımı daha bozuk. İşsizlik daha fazla. Yasaklar, baştan aşağı her şey yasak. Her bünyesini yaşıyor. AKP'li değilseniz her şey yasak. Yolsuzluk. Arşı ağlaya dokundu artık. Yani bu kadar hırsızlık, yolsuzluk
devlet yönetenler neredeyse çete gibi saklama gizleme yapıyor. İhtiyacı yani, da hissetmemeye başladı. Bu hale getirdiler. Yani. İlginç tarafı. Maalesef. Bir az önce sizin değindiğiniz şeyi biraz daha ayrıntılı isterseniz konuşalım. Hem Meral Akşener'in hem Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Özgür Özel'in tepkileri de var ona. Mehmet Ali Çelebi'ye bir rozetini takarken çocuk yapın diyor kendisine ve eşine. İşte kariyer aslında çocuk yapmaktır diyor aynı zamanda bir kadının kariyeri. Böylesine bir aşağılayıcı bir cümle de söylüyor. Meral Akşener bu durumu hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı diye yorumladı. Ve diyor ki 20 yıla sağan yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sağan birçok rezalete şahit olmuştuk. Ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır. Bu çirkin şuur altı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu demiş. Ali Babacan da gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Daha da 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici dedi Ali Babacan. Bir sonrakine bakalım başka kimin vardı? Başka yoktu galiba. Evet, Davutoğlu'nun söyledikleri var. Ona da ben söyleyeyim. Davutoğlu diyor ki bu ülkenin çocukları Kandil'de doğmadığına göre kastınız apaçık ortada Sayın Erdoğan. İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır diyor. Özgür Özel de genel kurulda Erdoğan'ın sözlerini eleştirerek bir konuşma yaptı. Burunlarını çıkaramıyorlarsa 10 çocuk yapan PKK'lılar kim diye sordu. Süleyman Soylu 5-10 çocuklu PKK'lılar neredeymiş bir söylesin de sen başka bir şey ima ediyor olmayasın. Bu cümle derhal düzeltilmeye muhtaç bir cümle. Ayıp, utanç verici bir şey demiş söylemi. Aslında ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz demişti biliyorsunuz Süleyman Soylu. Özgür Özel'in cümlesinde bu da var. Biliyorsanız kaç çocuk yaptığını da bilirsiniz. Bunun öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Siz bu ülkedeki Kürt vatandaşlarını kastediyorsunuz dedi. Yani şurada iki cümlesi bile bir anda nasıl bir düşünceye sahip olduğunu Erdoğan'ın gösteriyor. Şimdi bazıları bunun için de ne var bunda hepimiz diyebilir. Kullanıyoruz falan diyebilir ama bunu kullanan Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor ve televizyonların önünde söylüyor bunu. Şimdi orada bir kere Kürtlere hakaret var, kadınlara hakaret var. Ya özür dilerim ama mesela Erbakan, rahmetli Erbakan kendisine... Erdoğan'ın eşine böyle çocuk doğurun falan deseydi ortalık yerde ya normal olur muydu bu? Yani kendisi normal alır mıydı acaba böyle evet, bir cümleyi daha doğrusu? Böyle bir şey olamaz yani. Orada evet. Millete hakaret var. Yani millete neresinden bakarsanız bakın her tarafıyla berbat bir cümle ve bir cumhurbaşkanının asla söylememesi gereken bir cümle bu. Ya cumhurbaşkanları böyle konuşmaz. Kahvede konuşur gibi konuşmaz. Evde konuşur gibi konuşmaz. Yani bir farklı olur. Devlet adamı olmak farklı bir şeydir ya. Bizim bu Erdoğancıların anlamadıkları bu. Evet, siz dediğiniz gibi prompteri önünden aldığınız zaman bambaşka bir Erdoğan ortaya çıkıyor. Çıkıyor, evet. Genelde televizyon programlarında da gazetecilerin arkasına Sayın Kılıçdaroğlu'yla prompterler var. Çıkıp da televizyonda karşı karşıya gelmez. Gerçekten de arkasında bütün danışmanları, bakanları olsa, karşısında da prompter olsa, ne söyleyeceklerini hemen yazsalar, verseler yine karşısına çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu gelsin, prompterıyla da gelsin diyor. Ama demek ki onu bile getirmez diyorsunuz. Getirmez. Çıkamaz yani. Evet. Sizin dediğiniz gibi yine geçen dönemlerde hep böyle karşılıklı olarak siyasetçiler televizyon programlarına katılır. Ve bir anlamda izleyicilerin, vatandaşların önüne çıkar ve yapacaklarıyla ilgili görüşler dile getirirlerdi. Türkiye'de bu son 25 seneden beri olmayan bir evet. Durum maalesef. Sadece siyasetçilerin önüne çıkmıyor Erdoğan. Kendisiyle aynı düşünmeyen gazetecilerin önüne de çıkmıyor aynı çıkmıyor. Zamanda. Kendi seçtiği tabii. Gazetecilerin önüne çıkıyor. Hayır, onların önüne çıktığı zaman da
prompterden konuşuyor. Yani cevaplarını daha önce sorulması gereken soruları gazetecilere söylüyorlar. Bunları soracaksınız diyorlar. Ya da onlardan soruları alıyorlar. Cevapları kayda geçiyorlar. Prompter'a koyuyorlar. Oradan okuyor. Evet. Ya da çalışıyor, ona göre geliyor. Önceden soruları bilerek. Böyle bir rezillik olur mu? Evet. Bu halkı, milleti aldatmak aslında. Yani o yapılan program var ya, sahtekarlıktır aslında o program. Şimdi ben buraya gelirken Zeynel ve bana bunları sorun, ben de şu cevapları vereyim diye gelseydik, otursaydık, sahtekarlık olmaz mıydı bizi izleyenlere karşı? Böyle program olur mu? Ben siyasetçiyim, hesap vermek zorundayım. Siz de seçmen adına, halk adına bir şeyleri soruyorsunuz. Benim cevaplarıma göre insanlar da bilgileniyor. Beni tanıyorlar, vekillerini tanıyorlar, tanımaya çalışıyorlar. Bu böyle senaryo olursa, sahtekarlık olursa, samimi olmazsa olur mu, amacına ulaşır mı? Halkı aldatmaktan başka bir başka şey yaramaz. Başka bir şey değil tabii. Tabii. Ve halk aldatılıyor. Yani evet. Öyle yapılıyor ama halk sonuçta aldatılıyor. Evet. Yani ve öyle bir algı yaratılıyor ki o algı halkı işte dış güçlere bağlanarak, işte Bay Kemal'in suçu denilerek, sonuçta buna benzer bir takım gerekçeler öne sürülerek halk aldatılıyor dediğiniz gibi. İnanmak isteyenin inandığı bir dönem var. Evet. İşte bu kutuplaşma belki de bunun için gerekli Erdoğan için. Çünkü o kutuplaştığı zaman kendisine kemikleşecek bir oy potansiyelini tutup onu sıkı sıkı bir şekilde kendi cephesinde tutmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla strateji bu. Evet. Ne öyle diyorsunuz? Herhalde öyle. Bütün strateji kutuplaştırıp o kutuplaşma içerisinde, zaten bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildiğiniz zaman şöyle düşünmüşlerdi. Türkiye'de işte bizim grubumuz %70, biz her zaman alırız. Öbür taraf %30, biz %70'iz. Bu tarafı tutarsam işte biraz yükselen partileri bükeriz, para veririz, onları kendi partimize alırız. Biz böyle devam ederiz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu olayı gördü. Şimdi 51'i geçen biz olduk. Yani onun 70'e 30 oyununu bozduk. Onun için bu kadar rahatsızlar, huzursuzlar. Bu aynı zamanda bu milletin ferasetidir. Millet de bunu gördü. Böyle pis bir oyun olmaz. Yani bu milleti 70'e 30 böleceksiniz. Ondan sonra tüm yolsuzlukları, hırsızlıkları, rezillikleri, adaletsizlikleri yapacaksınız. Böyle olmaz, böyle yürümez bu iş. Yürümüyor zaten. Yürümüyor. Hı hı. Yani bugün ekonomiyle ilgili tekrar söyleyeyim. Çarklar dönüyor diyor AKP'liler. Erdoğancılar daha doğrusu. AKP'liler de çünkü AK Parti milletvekilleri inanın rahatsız, huzursuzlar. Bu Erdoğancılar da görüyor bunu. Çarklar dönüyor diyorlar ama çarklar gittikçe yavaşlayarak dönüyor ve seçim sırasında, seçimden hemen sonra veya önce bilmiyoruz, dönmez hale gelecek. Bu politikalar Türkiye'yi çok tehlikeli bir yere doğru götürüyor. Bu ekonomi politikalarıyla, bu adaletsizlikle, bu huzursuzlukla hiçbir yere varılmaz. Seçimden sonra bakın bu yapılanlarla. Şimdi 10,5'a indirildi politika faizi. Evet. Şimdi Türkiye'deki Türk lirasının faiziyle doların faizi neredeyse birbirine yaklaştı değil mi? Bu normal midir? Bunun normal bir tarafı var mı? Dünyada benziyor. Peki politika faizi Merkez Bankası tarafından, yani Erdoğan'ın talimatıyla düşürüldü. Peki siz kredi bulabiliyor musunuz? İş adamı kredi bulabiliyor mu? Yatırım yapabiliyor mu? Yok. Yapamıyor. Ne anlamı var bunun? Türk liranız olsa tutar mısınız? Kimse Türk lirası tutmuyor. Harcıyor. Türk lirası tutmak demek, Türkiye gibi gerçekten %150'lik bir yılda şeyin enflasyonun olduğu bir ülkede tasarruf olmaması anlamına geliyor. Tasarrufların erimesi anlamına geliyor. Bakın geçen senenin, yarın bütçe sunumu var. Fuat evet, Oktay yarın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelip bize, Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim ben de, orada bize bütçeyi sunacak. Geçen yılın bu zaman sunulan başlangıç bütçesi geçen yıl 1,7 trilyon liraydı. Evet. Bu sene bütçe ne oldu?
4,5 trilyon lira oldu. Geçen sene 1,7 trilyon, bu sene 4,5 trilyon. Bu enflasyonu gösteriyor. Bu seçim bütçesini gösteriyor. Bir de tasarruf yaptık diyorlardı. Tasarruflu bütçeymiş. İlgisi yok. Paranın pul olduğunu, kıymetinin olmadığını gösteriyor. Bu kafayla devam ettirilemez. Bu ülkeyi devam ettiremezsiniz. Yazık bu mültecilerle beraber. 90 milyonluk bir ülkeyiz. Böyle yönetilmez bu ülke. Sayıları bu şekilde 90 devam milyon. Edemez. Evet, evet. Ya ekonomi işte 10,5'a inmiş olması, işte önümüzdeki ayında 9'a ineceğine yönelik de bir cümlenin yer almış, evet, olması. Evet, Merkez Bankası bir şekilde para politikaları kurulunun öyle bir açıklaması var. Son bir kez daha indirileceğiz diyor. Ondan yani bu sabitleyeceğiz. Kasım ayında o zaman 9 ya da 9,5 yapılacak. Tek haneye inmiş olacak. Peki anlamı ne olacak? 9 9,5. Şimdi bankalar kazanıyor. Kurumlar vergisinde artış var. Bu senenin tahsilatında. Bunun anlamı ne? Bankalar müthiş kazanıyor. Bankalar müthiş para kazanıyor, bankerler. Bir de kur korumalı mevduat sahipleri 1,5 trilyona yaklaştı artık oradaki meblağda. Yani birkaç yüz bin kişi Türkiye'de altına, dövize, euroya, dolara para yatırmış. Birkaç yüz bin kişiye bütçeden bu sene ve Merkez Bankası para basarak 400 milyara yakın şey veriyor. Destek veriyor. Yani bu bütçeden verilmesi, Merkez Bankası'nın para basarak oraya para aktarması demek, fakirden, fukaradan, devlet bütçesinden alınıp, yatırımlardan kısılıp, fakirin, fukaranın kursağından alınıp, varlıklı insanlara verilmesi demek. 90 milyonluk mültecilerle bir ülkede 500 bin kişiye kaynakların aktarılması demek. Böyle bir rezillik var. Bunları konuşamıyoruz tabii. Bunları bu Tayyipçilere, Erdoğancılara anlatamıyoruz bir türlü. Çünkü onlar bu televizyonu izlemiyorlar. O izledikleri televizyonlarda zaten da biz yokuz. Ya da doğruyu söyleyen, gerçeği anlatanlar yok. İşte izlenmemesi için de karartılıyoruz. İzlemedikleri halde bundan da rahatsız oluyorlar. Onun için kapatıyorlar, ceza veriyorlar sizlere de. Zengin daha zengin, fakir daha fakir hale geliyor. Önümüzdeki dönemde şimdi kış aylarına da giriyoruz. Büyük bir ihtimalle vatandaşın bu sıkıntıları çok daha fazla hissedeceği bir dönem geçireceğiz. Büyük şimdi bir gelecek sene 200 küsur milyar liralık sosyal yardımlar söz konusu. Sosyal yardımlar abartılı bir şekilde 200 küsur milyar lira. İnanın kur korumalıyla sadece kur korumalıyla bütçeden ve Merkez Bankası kaynaklarından, bu da 2023'e uzatılıyor çünkü, bunun 3 katı, 4 katı para o 500 bin kişiye aktarılacak. Yani öbür tarafta milyonlarca, 30 milyonun üzerinde fakire verilen bir para var, 200 küsur milyar lira. Öbür tarafta 500 bin kişiye aktarılan bunun 4 katı bir para var. İşte hükümet bu. İşte Erdoğan'ın politikası bu. Hı hı. Anlatmamız gereken, anlaşılması gereken, milletin anlaması gereken de bu. Evet. Yarın ekonomi politikası bu işte. Kısaca. Plan ve bütçe görüşmeleri başlıyor yarından itibaren. Plan ve bütçe komisyonuna gelecek Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bir plan sunacak. Şimdi bu görüşmeler sonrasında da artık büyük bir ihtimalle nasıl olsa seçim ortamına girdik, meydanlara gidelim denilecek ve bundan sonra meclis gündeminde çok daha fazla bir şey olmayacak büyük bir ihtimalle ve seçim ekonomisi başlayacak sizin deyiminizle. Şimdi nasıl bir yasaklar, yoksulluklar ve yolsuzluklar içerisinde nasıl bir Türkiye önümüzdeki seçime kadar olacak? Nasıl bir Türkiye bekliyor bizi? Şimdi gelecek sene 21 yılı olan bir iktidar. Yani bir ömür aslında bu. Evet. Net bir ömür. Yani genç bir çocuğun işte başka bir iktidar görmediği anlamına gelen bir şey. Evet, yani bu iktidar
başladığında 2002'de 20 yaşında olan bir kişi şimdi 41 yaşında. Evet. Ömür bu demek. Tabii. Şimdi bu iktidar döneminde ne çözüldü? İşte dediğim gibi geldikleri siz de söylediğiniz zaman çözeceğiz dedikleri yolsuzluklar, yasaklar ve yoksulluktu. Hepsi daha kötü durumda. Hepsi daha kötü. Yani yasaklar özgürlük, hak, hukuk, adalet demek. Yoksulluk, ekonomi demek. Yoksul sayısı arttı. Evet. Çok çok arttı. Yani geldiklerine göre çok arttı. Yoksulluk çok derinleşti. Yolsuzluk zaten gerçekten bir anlamda böyle şey seçimle gelmiş çete gibi götürüyorlar. Bir taraftan da bu var. Şimdi bunların devam etmesi için, bu iktidarlarının, ikballerinin devam etmesi için her şeyi yapacaklar. Çok sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Ama biz Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. Bunların farkında herkes. Bunların iyi niyetli olmadığının, hep götürdüğünün ve ülkeye çok zarar verdiğinin, ülkenin artık çok borçlu, sıkıntılı. Ya bakın, para dileniyoruz. Yani iktidarda kalalım diye Putin'den para dileniyorlar. Bu sene aldığımız ve alacağımız şeyin, doğalgazın BOTAŞ vasıtasıyla önümüzdeki yıllara kaydırılmasını istiyorlar. Şimdi durup dururken faizsiz bir şekilde yaparlar mı bunu? Yapmazlar. Görüşmeler sürüyormuş. Faiz ilave edilerek önümüzdeki yıllara belki kaydırılacak. Bu da ülkeye maliyet geçirecek. Yani bunlar da borç aslında. Bunun ertelenmesi borç demektir. Faiziyle beraber bunları da ödeyeceğiz. Ama bu ne için yapıyor? Bunu yaparak da Putin ya da Ruslar, hani şimdiye kadar o Moskov deniyordu ya, tırnak evet. içerisinde kullanıyorum. Moskov edebiyatı yapan bu insanlar, onlarla beraber olup Türkiye'yi sömürüyorlar. Bu milleti zora sokuyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Ne karşılığı? İktidarda kalma karşılığı Putin onlara neden destek olsun? Bunun karşılığında birçok taviz elde ediyor. Bugün biz neredeyse tümüyle artık enerji alanında Ruslara bağımlıyız. Amerikalılara da silah yönünden bağımlıyız biliyorsunuz askeri açıdan. Dünyada Amerika'ya ve Rusya'ya bağımlı olan da tek ülkeyiz. Bunu da Erdoğan yaptı. Amerika'ya ve Rusya'ya, birbirinden zıt iki ülkeye bağımlı olan tek ülkeyiz. Alkışlamak lazım Erdoğan. Bunu başardı. Ve bugün yine dünyada Amerika'ya ve Rusya'ya komşu olan tek ülkeyiz yine. Güneyimizde Amerika'da var, Rusya'da var. Kuzeyimizde zaten Rusya var. Batı'da da artık Amerika var çünkü Yunanistan'da da bir anlamda üstlerine yerleşmiş durumda. Evet, şimdi tabii Batı tarafından giderek Batı'dan uzaklaşan bir iktidar çareyi Rusya'ya, Putin'e yanaşmakta buldu. Şu anda Rusya'da Putin de kendi emellerini Türkiye üzerinden gerçekleştirme niyetinde olduğu için birbirine bağlı iki lider durumunda belki de. Bu nedenle Putin'in Erdoğan'ı iktidarını sürdürebilmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla dış politika birazcık bilgim varsa bunu anlayabiliyorum, tahmin de edebiliyorum. Ama Zeynel Bey, bunu da dış politikada çok başarılıyız efendim. Rusya ile Ukrayna arasında denge politikası yürütüyoruz diye şey yapıyorlar, takdim ediyorlar. Ya Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında denge politikası gütmeyip de ne yapacaktı? Başka bir çaresi yok zaten. Fakat bizim söylediğimiz daha farklı. Türkiye Rusya'ya ekonomik olarak bağımlı hale geldi. Enerji olarak, evet. enerji yönünden bağımlı hale geldi. Şu anda da Ruslar Türkiye'de çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Yani ticareti kendilerine ambargo uygulandığı için ağırlıklı olarak Türkiye'ye kaydırdılar. Yani o gelenler Türkiye'de şirket kuruyorlar. Şu anda kurulan şirketlerin çoğu Ruslara ait. Gelen paranın, şu döviz geliyor ya, Erdoğan'ı kurtaran bu dövizin çoğu Ruslara ait. Hı hı. Rus şirketlere ait.
Bunlarla şimdilik idare ediyoruz. Peki bunun karşılığında Rusya'ya ne taviz veriliyor, Putin'e ne taviz veriliyor, siyasi taviz veriliyor. Bunun tabii karşılığında... o tavizi almadan yapmaz herhalde. Yani, Akkuyu zaten onlardan tabii, biri biliyorsunuz. Yani Akkuyu onlardan biri sadece nükleer güç santraliyle kalmıyor. Bir de liman verildi biliyorsunuz. O liman ticari olarak kullanılabileceği gibi bir taraftan da askeri olarak kullanılabileceği de söyleniyor. Hı hı. Yakında o da olur. Bu kadar bağımlılık söz konusu olursa. Bunlar başarılı işler değil. Bunlar hepsi bu ülkenin satışıdır. Geleceğimizin satışıdır. Bebelerimizin, çocuklarımızın geleceğinin satılmasıdır. Ya bunları biraz vicdanı olan insanların, şu Erdoğancıların görmesi lazım. Yazıktır bu ülke. Bu ülkede 21 seneden beri yani yeter artık. Adam mı kalmadı? Kalmadı mı bu ülkeyi yönetecek? Efendim kime oy vereyim diyen var ya, o bu ülkeye, bu millete, Türk milletine hakaret ediyordur. Kime oy verecekmiş? Bu ülkede adam mı yok? Herkes çok daha iyi yönetir. Çok yetişmiş insanı var bu ülkenin. Ne zaman bu ülke yöneticisiz kaldı? Ben kime oy vereyim diyen bu ülkeye, bu millete hakaret eder. Üstelik de belki sizin söylediğinizi güçlendirecek bir şey. İlk kez Türkiye'de 6 parti bir araya geldi ve böyle bir yönetim boşluğunun olmayacağı, tam tersi farklı farklı görüşlerde olsa da tek bir amaçla buluşan bir yapı oluştu. Kesinlikle. Bunu herhalde Türk halkı görüyordur. İlk defa Türk tarihinde bir taraftan muhafazakar partilerin, bir taraftan merkez partisinin, merkez sağ bir partinin, bir taraftan milliyetçi kökenden gelen bir partinin ve bizim gibi sosyal demokrat ve Atatürkçü bir partinin bir araya gelmesi, altı partinin bir araya gelmesi söz konusu. Bu ne için bir araya geldi? Bu millet için, demokrasi için, geleceğimiz için ve bebeliğimiz için bir araya geldi. Yoksa bu partiler aynı görüşte falan değiller. Evet. Ama futbol oynanabilmesi için de bir düz saha lazım, hakem lazım, kalelerin nizami olması lazım. Değil mi? 11 futbolcu lazım. Bunlar sahayı düz değil. Şöyle kurmuşlar. Şuraya kendi kalelerini kurmuşlar. Muhalefetin kalesi burada. Muhalefetin kalesi böyle kocaman. Kendi kaleleri küçücük. Hakemler onlardan. Kuralları da istedikleri gibi değiştiriyorlar. Bunların artık değişmesi lazım. Her ülke gibi bu ülkenin de adaletle yönetilmesi lazım. Tarafsızlıkla yönetilmesi lazım. Evet. Hem yurt içi içerisinde devam edecek büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde seçim kampanyaları, yurt dışı seyahati var mı? Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Berlin'e de, Londra'ya da gideceğiz dedi galiba, tabii, var. Tabii. Var. Türk Cumhuriyetlerine de büyük ihtimalle gidecek fırsat olursa. Türk Cumhuriyetlerine de gidecektir. Yani önümüzdeki dönemde yurt dışı seyahatleri bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'dan. Kemal Kılıçdaroğlu hiç durmuyor ki. Bakın Amerika'dan geldi, Bartın'a gitti. Adana'ya gitti. Şimdi Adana, bugün Osmaniye, Tokat'ta. Pazara kadar yok, gelecek yine grup toplantıları vesaire MYK yaptıktan sonra tekrar Anadolu'ya koşturup duruyor, çizmeleri çekmiş. Evet, sizler de Allah muvaffak etsin. Kurmayları olarak sizler de hem burada hem de kendi seçim bölgelerinizde ve tabii daha da başka yerlerde herhalde seçime kadar bu tempo devam edecek. Biraz önce söylediğiniz gibi bu ortamın değişmesi için herhalde elinizden geleni yapacaksınız. Vatandaşlara anlatabileceğiniz mecralardan birinin karartma durumu var. Ama ne olursa olsun bizler o işlere boyun eğecek insanlar değiliz. İzleyicilerimiz de biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Bir karikatürle. Bugünlerde geçecek. Nedir bugünler, karikatür? Karikatür diyor ki Bülent Çelik, hedef ekran değil binanın tamamı, sonra da diğerleri diyor. Evet. Tele1'le başlayıp sonuna kadar gidecek, direnecek olan, başından sonuna kadar farklı farklı amaçlarla Tele1'e ceza yazıldığını anlatan Bülent Çelik'in Gazete Pencere'den bir karikatürüydü bu. Evet, onunla güzel tamamlamış olalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi yayınlar çok, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı yayınlar, yasaksız yayınlar diliyorum. Yasaksız yayınlar. Çok çok teşekkürler değerli izleyiciler. Birazdan Burçin Atılgar sizinle birlikte olacak ana haber gündeminde. Görüşmek üzere önümüzdeki günlerde. Sağ olun.